Budapeşte'nin en turistik yerlerinden birinde Liberty Bridge'in önünde açıyorum videoyu. Saat şu anda 6.45. Arkamda da hemen okulum var. Burası benim okulum. Bugün Bratislava'ya gidiyoruz sınıf arkadaşlarımızla beraber. Normalde bugün bizim saat 9'da dersimiz var. Ama o dersi bugün saat 9'da okulda yapmak yerine Bratislava'da seminere götürüyor bizi hocalarımız. Ekonomiyle alakalı bir seminer olacak. O da ders yerine sayılacak. O yüzden Bratislava'ya bugün hepimize gitmek zorunlu. Otobüsümüz okulun önünde bekliyor. Arkadaşlarım da oradalar. Ben size videonun açılışını Liberty'nin önünde yapayım diye buraya geldim. İlk kez de böyle gün doğumunda Liberty Bridge'i görmüş oldum. En sevdiğim köprü bu arada. 3 saatte Bratislava'ya gideceğiz inşallah. Sonra 1'e kadar seminerde olacağız. 1'den 6'ya kadar da serbest zaman. Ya da 5'e kadar da olabilir, bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım orada bekliyor. Hepsini görmüyorum. Umarım kimse geç kalmaz. Tuka. Good morning. I already started. Hi. Good morning. Good morning. It was so hard to wake up. Good morning. Welcome to my channel. Upstairs. Okay. I got my resident permit, so it's fine. It's fine. I'm leaving, bye. He didn't brought his passport with himself. Okay, we will see what's gonna happen in the border. Yeah. Okay, we can take you back when we're coming. Herkes pasaportlarını getirsin çünkü artık Avrupa'da hem pasaport hem residence permit istiyorlarmış. Şimdi arkadaşım da maalesef pasaportunu unutmuş. Hocaya söyledi, pasaportumu unuttum, bir şey olur mu diye. Eğer senin pasaportun yoksa otobüsü genelini kabul etmeyebilirler dedi. O yüzden arkadaşımız maalesef gitti. Ben şaka yapıyordum böyle, hani seni ülke almayacaklar falan diye. Şakalar yapıyordum. Yapmasaymışım keşke. Gerçek çıktı çünkü. Eve gidip pasaportunu aldı. Tren istasyonundan trenle geliyor şu an. Bratislava'da da şöyle oldu. Sınıra girdiğimiz anda durdurmadılar bile ve doğrudan geçtik. Yani arkadaşımız boş yere inmiş oldu. Onun için bayağı talihsiz oldu ama her işte vardır bir hayır. Böyle ilerliyoruz. Bir 5 dakikaya merkezde olacağız. En ön sırada oturuyorum çünkü ilk iki sırayı Corvinus Üniversitesi öğrencilerine ayırmışlar. Sabah 5'te uyandığım için yüz ifademi kontrol etmek biraz zor çünkü gerçekten uykum var ve arada böyle esneyesim geliyor. Direkt masanın yanında ben varım. Ama gayet güzel geçiyor, keyifli. Göremiyorum. Mara, ayırma. Okay. Üniversitenin adı Comenius University Bratislava. Bizim üniversitemiz de Corvinus Üniversitesi. Burası da Comenius Üniversitesi. O yüzden isimlerimiz de çok benziyor. Başka bir üniversitede böyle bir şey bulmak çok hoş geliyor. Okay. With respect of rights of the democracy could not exist without Christianity. Creating the so-called new economic governance frame. Look at my name. They don't look to ring. What's the ring? Evet. Arkadaşlar seminer şimdi bitti ve bakın kim passport. Var. I told them that we were actually making joke about your passport situation, but it became real. Yeah, but I got my passport now. I'm here. Everything is fine. It's not that bad to miss the first part. The most exciting part is lunch. So yeah, and right now we are heading to lunch and we're excited. She never goes like this in front, you know. O kadar soğuk ki resmen buraya kış gelmiş. Zaten ben hemen üşüyorum. Bütün videolarımda da çok soğuk çok soğuk diyorum. Ama öyle yani. 10'da geldik buraya. Saat şu an 1. 3 saat hiç ara vermeden seminerdeydik. Look at these buildings. We don't have this kind of buildings in Budapest. Yeah, it's modern and it's so nice. The weather is so nice. Really? The weather is so nice? Yes. It's winter. I was just talking it's about it. It's perfect weather for me, so I'm also happy. He always behaves like this. Hey. Oh. Oh my god. It's cold and raining. Yeah, it's colder than Budapest. Yes. Ve Mara bundan sipariş etti.
Yemeğimizi yedik. Did you say hi? You didn't. No, you didn't even ask me to say hi to your followers. I'm sorry. I was saying hi. Anyway. She's Mara. Yeah, I am. She is one of my best friends in Carmenus. She's one of She's one of my best friends in this group. Thank you. No, she's really like one of my best friends. I'm not saying best friend because Tuka is in behind and she can hear. She's my best friend. Şimdi şehri gezmeye gidiyoruz. Mavi Kilise varmış. Öncelikle oraya gideceğiz. Şu an böyle komple ekip halindeyiz. Bir de bu seminerin ikinci oturumu da vardı ama biz ikinci oturuma gitmedik. Macar arkadaşlarımıza zorunluydu. Macarcaydı çünkü. Bize serbest zaman verdiler. Siz hani gezin şehri diye. Gerçi Macar iki arkadaşımız da bize katıldı. Onlar da gitmek istemediler ama. Çok bir vaktimiz yok. Sadece iki saatimiz var. It's like a baby boy. Waiting from Slovakia for Turkey. She's Hiba. She's one of my best. We love Beza. She's beautiful. Oh, thank you so much. I yesterday shared a story about Hiba's presentation. Oh, yeah, you already know her. What's your first impressions about Bratislava? I don't feel like I left Budapest. Have you ever been in Croatia? No. I've been there. It's really similar with Zagreb. More than Budapest. I don't know, did you say hi before? Because I'm saying this to everyone. Say hi. Are you having fun? She's not in the conference, so yeah. Yes, of course. She's enjoying our company, the non-Hungarian company. Got a ticket to nowhere. Come and fly away with me to my key state to the morning. Can you tell me that everything's all right? Lose my mind, I don't fall. Şimdi biz souvenir shop'a geldik. Her gittiğim yerden magnet alıyorum. Tabii ki buradan da alacağım. Bir de çantama rozet almak istiyorum. Burada da var. Danimarka'dan almıştım. Onu da artık bir gelenek haline dönüştürüyorum. Her gittiğim yerden hem rozet hem magnet alıyorum. Bir de taş alıyorum biliyorsunuz. Şunu beğenmiştim aslında ama burada daha fazla çeşit var. I'm really not sure which one is better. Which one you think is better? I think the blue shirt one. I'm sorry, the color. I need to ask one more person. I like this one. This is the blue one. Okay, it's still equal. Burada daha çok şey var ama ben sanırım maviyi alacağım çünkü benim daha önce aldıklarıma daha çok benziyor. Thank you, thank you so much. Burada ballar ve şaraplar var alabileceğiniz. Böyle el yapımı çantalar var. Magnetler 4-5 euro civarında genelde. Rosette'se de 4 euro verdi. Burada da çikolataları var. Kartpostal. And Yihan is gonna buy this one. This is also cute. Are you happy with your choice? Yeah, I'm happy. Şimdi Bratislava'da en ünlü olan heykele geldik. Kanalizasyondan adamın çıktığı heykel. Bayağı sıra var burada. Herkes onu görmeye gelmiş. Man at work. Mara, can you shoot? Just waiting. Yeah, she's waiting. Now it's her turn. Is it working? Nice. I hope so. Good, good, nice. Look at me, look at me. I don't know what's happening. Thank you. Thank you. It's nice. She was lying. I love it. I love this one. Liar. We are together. Yeah. You didn't leave me alone. I will. It's sweet. What's that? Kenliza. Kestane? Yeah. Say it again. Kenliza. 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 Ayrıca Macarca'da da kestanye diyorlar buna. Kestaneye kestanye diyorlar. How do you call chestnut? Kestana. Kestane? Yeah. In Chinese, how do you say it? Lizzy. Lizzy? Yeah, Lizzy. Samak. Someone? Yes. Okay, we are like same. Yeah, yeah. Bu gördüğünüz köprü dünyadaki
en büyük 7. asılı köprü olarak biliniyor. Burada gördüğünüz UFO'ya benzeyen şey de gerçekten de UFO olarak geçiyor ve ziyaret edebiliyorsunuz. Kale de burada. Gerçekten Bratislava'ya gelip her şeyi göremeden giden tek insan olabilirim. Bratislava'da ne yapılır diye sorduğum zaman Instagram'da insanlar gitme, değmez. Zaten çok da görecek bir şey yok falan dediler. Ben bir şeyden gittiğim zaman çok da bir şey beklemiyorum açıkçası. Sadece oradaki insanlar nasıl yaşıyor, evleri nasıl, restoranları nasıl, bunları görmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Burada gerçekten az şey vardı. Yine de çok keyif aldım. Kaleye ne yazık ki vaktimiz olmadı. Onun haricinde bence Bratislava tatlı bir yer. Budapest'te Viyana yapıyorsanız belki araya katabilirsiniz Bratislava'yı da. Şimdi de biz üniversiteye gidiyoruz çünkü 5'te otobüsümüz hareket edecek. Saat şu anda 4. Keşke daha fazla zamanımız olsaydı. Keşke böyle bir akşam 9-10'a kadar vaktimiz olsaydı da doya doya gezseydik. Ulaşım içinde böyle otomatlar var, oradan alıyorsunuz. Biz yarım saatlik yetişkin için onu aldık. Şuradan bakabilirsiniz. Bunlar yetişkin ya da çocuk mu, yaşlı mı, buradan seçiyorsunuz. 1 euro 10 sent. Nakit de ödeyebiliyorsunuz. Bu arada ben kartla ödedim ama hala bağlantı kurmaya çalışıyor diyor. Böyle uzun sürüyor. Biraz garip bir alet gerçekten. Suka's favorite place is this Turkish restaurant, and this is her favorite food. And this is gonna be used first time. Hep beraber yemek yemeye geldik. Bunlar çekebileceğim, Bratislava ile alakalı gösterebileceğim bir şey yok. Buraya kadar izlediğiniz için ama çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir gündü. Yorucuydu ama biz çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif aldınız. İnşallah bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.